16 Nisan 1933 yılında Trabzon Akçaabat'ta dünyaya gelen Erol Günaydın, Galatasaray Lisesi'nde başlayan eğitim hayatıyla oyunculuğa ilk adımını da burada attı. Sinemanın, tiyatronun ve dizilerin atar damarı haline gelen bu başarı öyküsü, 1957'de Papaz Kaçtı komedisiyle Dormen Tiyatrosu'nun kurulduğunda taşlandı. 1960 yılında komedi türündeki Yeşil Kurbağalar adlı ilk sinema filmiyle de Türk sinemasındaki ilk alkışını aldı. Gördün mü Kudret abimi? Kafası kızınca işte böyle ejderha alıyor. Eli maşalı biri. Sağlam kara ama. Cahit'i bir güzel benzetti. Bu zamanda yalnız kadın olmak kolay mı? Yedi Kocalı Hürmüz, Koca Karılar, Pardon, Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, Nereye Bakıyor Bu Adamlar gibi daha birçok sinema filmiyle adından sıkça söz ettiren Erol Günaydın, Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Cennet Mahallesi gibi birçok diziyle de dizilerin vazgeçilmezi oldu. Serap, senin ayakların niye bu kadar büyük? Seni daha iyi edebilmek için çocuğum. Sizi de boş yere rahatsız ettim, özür dilerim dedektif. Olur mu bayım? Biz kaçak iskeleti yakaladık bile. Nereye sakladıysanız çıkar. Ne? Uyuşturucuyu. Ne uyuşturucu? Ne uyuşturucusu ya? Biz taksi şoförüz. Bizim uyuşturucuyla ne ilgimiz olabilir ki? Erol Günaydın için aslında çok da fazla bilinmeyen ve duyanı şaşırtan en önemli detaylardan biri de hiç kuşkusuz sesinin rengi. Animasyon karakterlerine de ses veren usta oyuncu, Yüzüklerin Efendisi filminde Bilbo Baggins adlı Hobbit'i seslendiren gizli bir kahraman. 15 Ekim 2012'de hayata veda eden, Harry Potter ve Felsefe Taşı'ndan Charlie'nin Çikolata Fabrikası gibi birçok yabancı esere sesini veren Erol Günaydın, Yılanların Öcü, Zagor Karakorsan'ın Hazineleri ve Oyuncak Hikayesi gibi birçok yerli yapıtta da anılıyor ve yaşatılıyor. Seni unutmadık, unutmayacağız.